Ama şimdi size ben bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye acılı bir hikaye. Anlat bakalım Süleyman. Utan. Bütün huzurun yıkılsın. 35 sene evvel ben de genç bir delikanlıydım. Üsküp'te birini gördüm. Ama nasıl birine? Nasıl birine? Yıkılı. Bir Süleyman Ağa efsanesi yıkılı. O anda her şey değişti. Dünyam değişti. Yok, gir. Bu cami Üsküp'ün ortasında bir meşale gibi duruyordu. Genç bir müezzini var idi. Adı Zübeyir, umudun adı. Güzelliğin kaynağıydı bu genç müezzin. Caminin her şeyiyle ilgileniyordu. Darko adında bir adam bu yıkılıp gitmiş caminin tekrar yapılması için çalışanlara bela oldu. Çıkıp geldi. Şimdi size biraz Darko'nun karanlık taraflarını anlatacağım. Durdurun şunu, çabuk. Bravo be çocuklar. Bravo be çocuklar. Aç kapıyı. Siz kimle uğraşırsınız da bilmiyorsunuz be. Siz Arnavut'un adı nedir bilmişsiniz be. Ben Üsküp Belediye Başkanı olarak böyle bir şeye bilseydim asla müsaade etmezdim Süleyman Bey. Biz Üsküp'te hep beraber yaşarız. Bilin başkanım, bilin. Sizin herkesi kucakladığınızı, güle bir başkan olduğunuzu çok iyi bilin. Camiler, kiliseler, tarihi eserler, bizlerin değerleri ve onları korumak bizim görevimiz. Görevimiz Hüla. O arazi konusunda elimizden geleni yaparız. Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, bu seyrettiğiniz var ya filmi, o benim yeğenim yaptı Yohan Kayla. Bak, orada duruyor bak. İşte Ertan, gel. Bak, başkan çağırıyor, başkan. Ertan, merhabalar. Merhabalar. Radyo televizyon mezunudur. Ellerinize sağlık, çok etkilendim. Teşekkür ederiz, çok sevindik. Ellerinize sağlık. Başkanım, bakın kız kardeşim yerim. Çobanka, damadım. Benim son bir işim kaldı. Ben onu da halledip geleceğim. Tamam. Konakta görüşürüz.